Ben hiç ama bakmıyorum. Havalar ısındı. İşlerinizdeki son durum nasıl? Yani havaların ısınmasıyla işler şu andan biz çarşı bölgesinde olduğumuz için işlerimiz yoğun. Artı mesela okul tatil oluyor. Bütün dükkanlarda mesela elemanların fazlalaşması, turistin gelmesinden dolayı işler bayağı iyi. Yani memnunuz işlerden. Peki günde kaç saat fırının ocağında çalışıyorsunuz? Yani ortalama sabah 7'de başlıyoruz. Akşam 8'e kadar 13 saat. Arada bir saat bazen oluyor, bazen olmuyor, bir molamız oluyor. Yani ortalama 12 saat diyelim. Peki kaç derece sıcaklıkta çalışıyorsunuz? Yani hava 50 derece ise bu ateş de var. Biz burada 70 dereceyi görüyorsak ocaktaki abimiz, ustamız en az 90-100 dereceyi görüyor yani. Dışarıda bir de hava sıcaklığı var. Buradaki sıcaklığı sizi nasıl etkiliyor? Bizi bayağı bir etkiliyor. Yani havanın sıcaklığı bir de burada. Bir de artı halkımızın sabırsız olması. Ondan sonra her şeyi emir vaki telakki etmeleri, her şeyi istemeleri. Şimdi burada biz pide ekmek pişiriyoruz. Pide ekmeğin dışında insanların tepsilerini, biberlerini, patlıcanlarını közlüyoruz. Bir de bu hizmet Şanlıurfa'da maalesef bedava yapılan bir hizmet. Bu bedava hizmetin karşılığında biz Şanlıurfalılardan bir teşekkür bile göremiyoruz. Sürekli olarak mesela acele ediyorlar. Adam mesela tepsisini getirmiş. Bu tepsiyi bu adam bu sıcakta kendisi dışarıda duramıyor. Ocakçı abimiz yani kolay değil. Bu tepsiyi pişiriyor. Geliyor, yok tepsim ne oldu? Yok bilmem ne oldu. Hanımlar sokakta gezmekten evde tepsi yapmıyorlar. Akşam üzeri yakıyorsun, iki tane patatesi dirip eve gönderiyorlar. Ondan yani biz biraz halkımızdan şikayetçiyiz. Hani o yönde istirham ediyoruz. Şanlıurfa halkı biraz fırıncılara özellikle yani Ramazan ayından dışında da yazında bize biraz yardımcı olsunlar. Çünkü burada biz kolay değil. Her bir fırın günde ortalama 200-300 kilo patlıcan, 200-300 kilo biberi ve bu işlem ücretsiz şekilde yapılan bir işlem. Yani bize minnet duymaları gerekirken yani burada gelip fırıncıya yani sert davranmak, fırıncıyı işte hakaret etme hakları yok. Çünkü biz de burada yani burada bir ticaret yapıyoruz. Yani bir halka hizmet yapıyoruz. Bugün Şanlıurfa'da fırıncılar kapansa Urfa'nın yarısı boşanır. Hiçbir kadın elinde yemek yapmıyor. Ondan dolayı hakkımıza rica ediyoruz biraz anlayışlı olsunlar. Olur yani bir yemektir, patlıcanın değişmiştir. Biz çarşıdayız mesela. Bak 41 yıldır bir iş yapıyoruz. Babamızdan, atamızdan görmüşüz. Bak bedava pişirmiş patlıcan biber oluyor. Adamın kaybolmuşsa gidip aynısını tekrardan alıyoruz. Yani bunu kameranın önünde duymuyorum ha. Buradaki esnaftan da sorabilirsiniz. Biz kaybolan ürünü de yeni alıyoruz. Bak sadece ekmek sattığımız halde. Yani tek ricamız biraz fırıncı esnafına karşı biraz daha duyarlı olsunlar. Sana çekmiyorsun.